Acaba Ginkgo'yla ilgili bu Ginkgo'nun yaprağın birleşiminde ginkoloid denen etken maddeler var. Fakat çok çok az. %0,5 ile %1 arasında çok az olduğu için yaprağının çayını içmenin bir anlamı yok. Bir çuval çay içseniz bir anlamı yok. Etken madde çok az. Bu nedenle ginkonun yaprağını, çayını iç. İçiyorum çayını diyor bir faydam olmaz. Olmaz çünkü içindeki etken madde ginkoloidler çok az. Bu nedenle çayını içsen bir faydası olmaz. Damıtılarak elde edilen ekstraktının hapını kullanacaksınız. Damlasını, derecesini. Sadece Almanya'da 292 kulak burun boğaz doktoru kendi hastalarını, kulak çınlaması olan hastaları Ginkgo ile tedavi etmişlerdir. Sadece Almanya'da, dünyanın birçok ülkesinde birçok klinik araştırması var. Sadece Almanya'da 292 kulak burun boğaz doktoru binlerce hastayı tedavi etmişlerdir. Belge, bilgi var. Ginkgo kulak çınlaması ile ilgili. Ginkgo'nun da söylemiş olduğum gibi yaprağının birleşimindeki etken madde kanın pıhtılaşma kat sayısını düşürüyor. PAF denir. Kanın kat sayısını, pıhtılaşma kat sayısını. Eğer ki kanın pıhtılaşma kat sayısı yükselirse ne olur? Kalp krizi, beyin kanaması vesaire, kulak çınlaması, görme zafiyeti, cinsel yetersizlik. Yani kan ağırlaşırsa, yoğunlaşırsa arabanın motorundaki yağ gibi. Vatandaş arabasının motorunun yağını düşünüyor. 15 bin, 20 bin kilometrede motora zarar vermesin diye motorun yağını değiştiriyor. Peki kanını muayene ediyor musun? Kanındaki kolesterol, lipid, trigliserit biliyor musun? Bilmiyor. Bu nedenle bu ginkonun birleşimindeki etken madde ne yapıyor? Doğal kan sulandırıcı. Ha, kimyasal kan sulandırıcı tehlikeli. Kimyasal kan sulandırıcı kullanırsanız sürekli doktor kontrolünde olmak zorundasınız. Çünkü iç kanamaya sebep olabilir. Fakat ginkoyu uzun süre kullan. Hiçbir yan etkisi olmaz. Doğal kan sulandırıcı. Böylece ne yapıyor? Kulak çınlamasını önlüyor, görme zafiyetini önlüyor, hafızayı güçlendiriyor. Klinik araştırması var. Mesela dünya çapında 36 klinikte 10.815 Alzheimer hastası tedavi edilmiş. Bir, iki, sadece Almanya'da 292 kulak burun boğaz doktoru kulak çınlaması zafiyeti olan 1.357 hastayı tedavi etmiştir. Biz ne yaptık? Daha etkili hale getirdik. Almanların yaptığından daha etkilisini ürettim ben. Neden? Çünkü Kayserili. Farkımız var Almanlardan. Almanların yaptığından daha kalitesini ürettik. Yani alıç ekstraktı var. Altınbaşagotu ekstraktı var. Daha güçlü hale getirdik onların yaptığından.